Part da çok toplamamız lazım. Biraz tırt çıkıyor bize. Ama sandık çıktı en azından. Sandıktan ne çıktı? State Switcher. İşte bu. Selam millet. Dedir oyunlarla tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Mutant Year Zero oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son burada zorlu bir savaş yapmıştık. Sonra arka döndüm. Silahlarımı upgrade'ler aldım. Bir şeyler yaptım. Şimdi The Fallen Angel'a değil, şu Megara'ya doğru, mağaraya doğru devam edeceğiz. Fallen Angel olmayan bir çıkışa gidersem doğru yere gideceğim diye düşünüyorum. Şöyle bir kontrol edelim karakterlerimizi. Selma'nın seviyesi var atlamış olduğu. Selma'ya can da verebiliriz, farklı bir şeyler verebiliriz. Şurada low cover, high cover gibi çalışır. Koşar ateş eder. İkisini de beğendim. Onları bekletiyorum o yüzden. Inventory dersek, bu babacanın silahını ikinci seviye yaptım. Bu delikanlının şu silahını da ikinci seviye yaptım. Bu arada bunların mesafeleri 10. En uzaktan eklentisi sayesinde şu kadın ateş ediyor. Weapon range vermişiz. Bunun da o silahını ikinci seviye yaptım. Efendim bombalar aldım, medikitler aldım. Geri kalan ihtiyaçlarımızı karşıladım. Şimdi şuradan ben medipack diyeyim. Heh, medipack diyeyim. Bunu arıyordum aslında. Savaş dışında canımızı nasıl dolduruyoruz diye arıyordum. Böyle dolduruyormuşuz. O zaman hemen kardeşlerim şuradan oyunumuzu bir kaydediyorum. Create new entry diyerek. Sonra ardımı döndüğümde Hammond's Cabin diyor. Hammond's Cabin. Hayır güzel kardeşim değil. Hammond's Cabin değil. O zaman devam ediyorum. Hammond's Cabin'e gitmek istemiyoruz madem. Var mı bir şeyler? Olmaz mı? Bölgeleri temizlendiğimizde temizlenmiş mi oluyor bölgeler yoksa acaba burada tekrar bir şeyler canlanıyor mu? Çok merak ediyorum. Birazdan bunu öğreneceğiz. Belki rastgele yaratıklar canlanıyordur. Ana yaratıklar canlanmıyordur. Belki hiçbir şey canlanmıyordur. Selma ile burada karşılaşmıştık değil mi biz? Evet. Selma'yı gruba kattığımız yere geldik. Şurada sanki yaratıklarla kapışmıştık. Ha, merdivenden yukarı çıkmamıştık, hatırladım. Ki merdivenden yukarıda da zaten bir tane adam vardı. Vallahi merdivenin üstünde adam vardı, şimdi hatırladım onu bak. Gacır gucur gidiyoruz. Watch out for ghouls on the road. Hey, you on the truck. Ugly face. Oo. You see anything out there? No. There's nothing out there. It's the zone. Hiçbir şeyle karşılaşmadım tamam mı? Burası boş bir bölge. Ayrıca beni çirkin surat diye çağırmaktan vazgeç. Yoksa yüzüne bir tane patlatırım. Evet bu adamların yanından geçerken de güzel bir savaş vermemiz gerekecek. Silahlarımızın hasarları yeterli değil aslında. Yani bir turda yeterince hasar vermek gibi bir şansımız yok. Yeterince hasar veremiyorum. Rakıplarıma. Kaç tane düşmanım var görebiliyor muyum onları acaba ya? Şurada bir iki tane ben sayıyorum. Şu yukarıda biri var. Ayrıca burada biri var. Hoş olmadı. Dediğim gibi yukarıda biri var. Yukarıda olma avantajı yüzünden bizi biraz üzebilir. Belki şunun peşinden biraz ormanın derinliklerine dalsak. Butcher. Level 8 oldular bu arada. Kindar sürpriz. Her zamanki gibi taktiksel bir hareketlenme yapabiliriz. Şurada bir yürüyüp bir yerlere saklanmaya çalışıp bir şeyler yapabiliriz. Ya da o Butcher'ın yanımıza yeterince geldiği bir anda... Şimdi aslında en uzaktan vuran bu kadın. O yüzden benim şöyle yapmam lazım. Ama bunu yapmaya vaktim yok artık. Hide diyorum. Ördeğime de hide diyorum. Sonracığıma şu ağacın etrafına kadar gelip duruyor mu? Ambush diyorum. Selma, you have been spotted. Activated. Susturuculu tabancamla ya da diğer tüf tüfünle vurabilirim.
Ancient pistolimle vurmak istiyorum bu durumda. Ancient pistolimle shoot diyorum. Güzel. Zusturuculu zusturuculu vurdum ona. Activate. Sana da crossbow'la. Ördeğime de kaskı taktım. Mükemmel oldu ha. Bye bye. We are the greatest. Bye bye. Adam gitti. Hide. Hide. Şimdi ben buradan recall diyeyim, çıkayım. Tamamen sessiz indirmeyi başardığımız zaman adamları o zaman doğru biliyormuşuz yani. Şey yapmıyorlar. Recall, recall. Hatta sana gelelim. Tamamen sessiz indirmeyi başardığımız zaman düşmanlarımızı gerçekten de kimseyi uyandırmıyorlar. Orada ne var? Medbot var yine bak. Terbiyesiz medbot var. Medbotlardan ben nefret ettim. Geçen oyun bir tane medbot yüzünden 40 saat uğraştık. Take item. Gerçekten müthiş oldu bu. Şöyle bir gelelim. Şurada bir dizilelim yan yana. Ondan sonra karakterimizi açalım. Karakterimizi değil, inventory'mizi açalım. Squad neye yarıyor acaba ya? Squad olarak böyle bakmak. Ha, adamlarımızın özelliklerini görmüş oluyoruz. Şimdik inventory. Ördeğim zırhsızdı değil mi? Ördeği ödüllendirmenin vakti geldi. Armor 2, HP 2. Hadi böyle bir şey yapmayayım ya. Domuzu ben önden salıyorum yine. Domuza Armor 2, HP 2 diyelim. Oo, şekil oldu. Armor 1, HP 2 dedik sana da. Selma'da da Armor 1, HP 2 vardı. Böylece bütün karakterlerimiz hemen hemen eşit oldu ya. Chamflayer. Sana da Chamflayer veriyorum. Chamflayer attığımız yerde herkese %25 bonuslu atak yaparmışız. Benim bir quick save'im var mı acaba ya? Bir quick save'im var mı? F5 falan gibi. F8 gibi. F9 gibi. Quick save'im yok. O zaman kardeşlerim save yapmak durumundayım. Çünkü savaşlarda her şey kötüye gidebiliyor. Aynı yerleri tekrar tekrar oynamak istemiyoruz. Şu adam geldiği zaman ona buradan bir dalsam. Domuzcuk sen niye öyle bir oyun bozanlık yapıyorsun? Ha. Pardon. Şeyin mekanın yeterince iyi görmüyormuşsun etrafı. Şimdi Hunter'ı indirirsek hiçbir şey elde edemeyiz. Medbot gelecek. Paldır küldür onları iyileştirmeye başlayacak. Önce Medbot'u indirmemiz lazım bizim. Herkes dursun. Biz bir şuradan çıkalım. Öbür tarafı da bir kontrol edelim. Şimdi bir tane adam eksildi. Tamam, bir adam eksiyiz. Ama daha kimler var? Şurada bir şaman var. Arkasında bir adam var. Bu hiç hoş değil. Bizim domuzcuğu şunun altına saklasak acaba bir şey elde edebilir miyiz ya? Şuraya getirsek acaba orada saklanabilir mi? Hide dediğimizde high cover. Bunu da şöyle hide diyelim. Bu da high cover aldı. Karakterimiz de low cover'da. Canı sağ olsun. Bakalım ne yapabileceğiz. Hep birlikte görelim. Ambush dese you have not been spotted. Activated deyip buradan vur dediğimde ooo vuruyor. Vurmaz olur mu? Gerçekten de vuruyor. Bulunduğu yerden de vuruyor galiba. Ya da vurmuyor mu? Vurmaz olur mu? Vuruyor, vuruyor. Tamam, cümlemi geri alıyorum. Şuradan Hunter'a şu kadar bir critical vurma ihtimaliyle, bir de yukarıda diye az vuruyorum. Yoksa daha da iyi vuracağım ha. Şu özelliğim neymiş benim? Hog Rush. Ha, çarptığımı al aşağı ediyordum değil mi?
Evet. Uzattı. Hatta istemediğim bir şey yaptı. Daha da aşağı düşürdü. O kadar aşağı düşürmeyeydi, iyiydi. O zaman sen de aktive ol. Overwatch ver. Sen de aktive ol. Overwatch ver. Bakalım ne olacak. Siz bittiniz oğlum dedi. Evet. Kötü oldu. O adamın o kadar arkaya düşeceğini bilemedim ben. O kadar arkaya düşeceğini bilemedim. Medbot gitmeye başladı. Şaman ne yapıyormuşsun sen? Şaman hiç iyi bir şey yapmıyormuşsun. Hiç iyi bir şey yapmıyormuşsun şaman. Şimdi domuzcuğum. Şöyle yürürsen bunu 50 ile onu 50 ile vururum diyorsun. Buradan dışı dersen onu 75 ile indiririm diyor. Domuzu da yine 50 ile vururum diyor. Şey medbotu domuz nereden çıktı? Ben şuradan bir özelliğim vardı ya onu bir kullansam. Modwing desem bir şeye uçuyormuş sadece Modwing ile. Fly to the selected location. Target out of range nedir ya? Vay arkadaş. Target nasıl out of reach? İşte burası. Mesela bir kat yukarı falan mı çıkıyorsun sen ya? Ha, olduğun yerde mi yükseliyorsun? Anlamadım ki. Şurada şöyle olduğum yerde kalktım diyor. Peki. O zaman şimdilik bu özelliği kapattım. Siz çok kalabalıkmışsınız. Bu böyle çok güzel olmadı. Çok sevimli olmadı. Ben bu işi beğenmedim yani anlayacağınız. Ben şöyle bir bomba atsam olmaz. Şuraya doğru bomba atsam yine olmaz. Bizim domuzu seçelim. Şuradan bombayı seçip şöyle basalım. Şamana karşı ve bütün dünya insanlarına karşı. Güzel. Dax. Şimdi Dax da değil kadın. Kadınım. Şöyle ilerlersen %50 ihtimalle crit diyor. Böyle ilerlerse %75 ihtimalle crit diyor. Ya buraya ilerlerse herkesi görüyor, herkes de onu görüyor. Böyle de %50 ihtimalle crit diyor, böyle de diyor, böyle de diyor. Hoş değil. Koş şöyle Selma. Vur. Onu değil. Onları da değil. Bunu. Sen bunu yaparsın. İşte bu kadar. Şimdi ördeğim. Ördeğim. Sen ne yaptın ki enerjin kalmadı hiçbir şey yapacak öyle? No line of sight. Yukarıdakini vurabiliyorsun, tamam. Güzel. Peki bir çılgınlık deneyeyim seninle. Gel bakayım böyle. Bir bomba da şuraya atayım. Bir de seninle birlikte bomba atayım. Bence oradaki herkes halledersin zaten o bombadan sonra. Aynen öyle. Bütün herkesi halletti. Bak şimdi bak Hunter'a bak. Bak karaktersiz Hunter'a bak. Habire vurup duruyorlar domuzcuğumu. Medbot. Entering safe mode diyerek ne yaptın? Güzel ıskaladın. Sen şimdi orada benim indirdiğim karakter neydi bilmiyorum ama yani onu kaldıracağım belli ki. Yani onu belli ki engelleyemeyeceğiz. Dax için gidilip ateş edilebilecek en iyi yeri mi gösteriyor? Anlamıyorum ki. Buna şimdi ateş et dersen %75 diyor. No line of sight diyor. No line of sight diyor. Bir saniye ben cidden bunu çözemedim. Ateş et dediğimde %25, %25, %100 crit. O zaman domuzcum bir kere seninle şöyle bir şey yapacağız bak şimdi. Şuraya bir geleceksin sen. Ondan sonra şu eldeki silahı bir ateşleyeceğiz buna. Güzel.
Sonra Dax. Sen. No bullet. %75. No line of sight. %75. 4 hasar diyor ama. O yüzden biz ne yapalım biliyor musunuz? En iyisi bunu geri alalım. Mermiyi dolduralım. Ondan sonra şu şamanı vuralım. Şamanı beğenmedim. Çok alengirli hareketleri var. Sen de şöyle yürü abi. Bu saatten sonra gözümüzü budaktan sakınamayız. Şamanı vur. İşte bu kadar. İşin kötü yanı domuzu vurur, o sıkıntı değil de Madbot birilerini daha uyandıracak. Bak şimdi Butcher. Butcher uyandırmış, tamam, tehlikesiz adam uyandırmış. Bir turda indiririz Butcher'ı. Butcher sorun değil. Efendim. Şimdi sen bir silahını değiştirirsin, tamam mı? Bak 7'den 5'e düştük, o kötü oldu. Butcher'ı vururum diyor. Babacım Butcher'ı vurursun, eminim vurursun da. High cover nasıl alıyorsun sen abi? Sorması ayıp. Çok merak ediyorum high cover'ı nasıl aldığını. Sen de bir git. İşte bu kadar. Sen de bir git. Şimdi Madbot kaldı sadece geriye. Madbot'u bekleyelim bakalım ne yapacak. Ha, Butcher ayağı kaldırıyorsun. Mükemmel. Şarjör değiştir. Galiba bu sefer bir döngüye sokmayı başardık Madbot'u. Galiba Madbot'u döngüye sokmayı başardık. Daha güzel olan silahımı şarjörüne doldurmayı tercih ederim. Oo, acıttı bu sefer. Bu sefer acıttı. Bu 4. Bu da 4. Critical'da 5, Critical'da 8. O zaman buna oynayalım. Belki Critical vurur. O ne ya? Critical Critical vurmadığı gibi dünyanın en dandik hasarını vurdu. Ha, bir saniye. Happy, happy. You will be happy. Mutlu olacağız. Hepimiz mutlu olacağız dedi. Madbot'u indiriyor galiba. Evet, Madbot'u evine gönderdi. Geçen sefer Madbot'u vurduğumuz zaman bizim şey engellenmemişti ama. Allah Allah. Ben eminim ki geçen sefer Madbot'u vurduğumda adamın heal'ı engellenmemişti. Regroup. İyi dağıttık adamları. O yüzden bir sürü şey çıktı bize. Medikit de çıktı. Oley demek istiyorum. Medikit çıktıysa hatta şuradan hemen kendime bir tane inventory de miydi o seçenek? Evet, use medpack demek istiyorum. Ördeciğim kullanmasın. Ördeciğimin şimdilik medikiti olmasın. Şöyle bir bakalım, şamandan bir şey çıkar diye umut ediyordum ya. Bu kadar ölü araba, sürücüleri nereye gitti? Şöyle bir sağlı sollu çapraz koşu yapalım bakalım. Belki görmediğimiz bir yerlerden bir şeyler çıkar. Biz asıl hazineyi kaptık ama savaşa başlamadan önce. Ki o da domuzun baya baya hayatını kurtardı. Tamam, burada bir şey yokmuş. Düş bakayım aşağı. Çığlık attın ama yalandan attın çığlığı yani. Evet kardeşlerim, hiçbir şey pas geçmek istemiyorum. O yüzden deli dana gibi olduğum yerde dönüyorum böyle. Galiba bu sefer farklı bir yola ulaşmayı başardık. Kesinlikle ulaştık. Gidiyorum. Devam ediyorum oraya doğru. Broken Gun. Ya benden kaçar mı? Son anda gördüm. Benden kaçmaz. Şurada da bir şey yok değil mi? Travel. Burası her neyse, daha adı çıkmadı. Birazdan çıkacak. Orası var. Bir üst bölge var. Sonra level 20 diyor. Ha, biraz acımasız olmadı mı ya? Ben o arada o kadar level'ı nasıl atlayacağım?
place for a mass grave. Korku mağarası. Burası dev bir mezarlık. Kaçmaya çalışmış bu insanlar belli ki. Kırmızı veba geldiği zaman burayı kaçış yolu olarak kullanmışlardır. Bu eskiler bayağı aptalmış ya. Tünele girilir mi diyor. Tuzağa kısılıp kalmışlar. Bir haritamız yok değil mi? Yok vallahi. Tab genelde haritadır. El alışkanlığı. Hemen harita açmaya çalışıyorum. Herhangi bir şekilde muvaffak olamıyorum. Çok güzel bir şekilde aralarında saklanabilir aslında bu arabaların. Vay. Çift kanallı tünel. Medikit. Bak medikiti gördükçe seviniyorum. Medikit candır çünkü. Orada bir şey var ama elimde fenerle gitmek için fazla kolay gibi duruyor. Ha. Biliyorum. Yakaladım mı stalkerları biliyorsun değil mi? Değil mi? Onlar kaçtı. Onlar kaçtı abi. Elimden kaçırdım onları. Şu kapının yanına falan saklanamıyor muyum ya? Hayır, kapının yanına saklanamıyorum. Çok abuk bir yerde durmuş oluyor orada durursa eğer. Şimdi kaç kişi var abi orada? Bir Hunter var, bir Medbot var. Bir de Pyro var. Pyro'yu zaten anında indirmem lazım benim. Pyro anında inecek yani. Hiç kaçarı yok onun. Şu taraftan yaklaşıyor olsak güzel olmaz mı? Şöyle mesela. Bilemedim. Ambush diyelim abi. Ama tabii ki hemen bir oyunumuzu kaydedelim. New entry diyerek. Çocuğum. Bu silah değil bu silahla. Şu Pyro'ya bir sık. Pyro. Güzel. Hesarımı verdim. Düşmanlar seni duydu dedi. Düşmanlar seni duydu koçum. Çok geç artık dedi. Tepancanla işte bu. Benim görmek istediğim potansiyel bu. İşte bu. Pyro'yu vurabiliyor ve vurdu. Activate. Babatorik tabancanla. Pyro'ya. Abi bir de sen vurursan bu iş tamamdır. İşte bu kadar. Bir de alev alır. Tam onu diyecektim. Bir de alev alır. Mükemmel olur. Medbot. Arkadan da birileri geldi. Butcher. Neyse ördeği şimdilik ıskaladılar. Şimdi güzel kardeşim. Sen Medbot'a çalışmaya devam et. O Medbot'u durdurmamız lazım. Aa bir de knockback etti Medbot'u. Nasıl efsane oldu? Dax. Şuraya gidersen low cover'a girmiş oluyorsun Dax. Gir low cover'a. Ve Medbot'a sık. Medbot'a sıkma ya. Sen buna sık Hunter'a. Ama yok ya Hunter'da çok düşük ihtimal. O kadar düşük bir ihtimalle o Hunter'ı vurmaya çalışmak gerçekten boş yere bir hasar kaybı olacak. Senin hala run and gun'ın yok. Medbot'ta no line of fire diyor. No line of sight diyor ya da her neyse. O yüzden benim biraz açığa çıkmam lazım ya. O Medbot'u durdurduk. Medbot'u durduramazsak bittik yani. Bittik demektir. Neyse ki Dax'a tutulmuş vaziyette adam. İnatla ona saldırmak için geliyor. Tamam oraya gelmen çok mükemmel oldu gerçekten. Tamam mı? Ben şimdi çünkü şöyle bir şey yapacağım. Bir tane bomba atacağım size. Tam da şuraya atacağım o bombayı. Bomba fail mi oldu? Anlamadım ki. Vallahi anlamadım ne olduğunu.
Ha, benim bombam yokmuş ki. Medical bilmem ne vardı ya, onu attı. 5, bir daha düşürdü onu. Selma, senin neyin var bomba olarak? Ha, bunlara hasar verecek bir şeyin var diyorsun. Peki, belki araba falan patlar ya. Belki araba patlar dedim ama patlamadı. Ha, bu sefer Selma'ya saldırdı çünkü çakal bununla gelip Dax'ı zaten indirecek, biliyor. Ya tam bir çakal var ya, tam bir çakal. Şimdi şöyle yürüyeyim. Tamam mı? Silahımı değiştireyim. Ateş edeyim. Bunu indireyim. Domuzcuğum. Sen bu adamı %50, bu adamı %25 diyor. Olmaz öyle %50'ler, %25'ler. Sen nereye kadar gidebiliyorsun? Şuraya kadar gidebiliyorsun, değil mi? Şöyle bir high cover'a kadar girebiliyorsun. Buradan %100'le ona vururum diyor. Run and gun. Şu high cover'a koş. Oradan tüfengini ateşle. Fire weapon. Kritik vursam mı diyecektim. Galiba kritik vurdu. Yok, kritik vurmadı. Güzel. Güzel. Efsane oldu. Reload. Sen ne yaptın abi? Load'da bir tur öncesine geri dönmek var mı? Otosev var mı? Gerçekten çok kötü bu ya. Otosev 13.46, slot 3 13.49, neyse böyle bir devam edelim ama yani böyle taktiksel savaşta bu tarz şeyler bitirir. Tek kelimeyle bitirir. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben o adama ateş edecektim. Abi döndü. Gerçekten çok kötü oldu bu ya. Gerçekten kötü oldu yani. Bir neymiş pardon? Mouse'un durduğu yere mi diyor? Bakayım. Abi evet ya. Yanlışlıkla bire basarsan mouse'un durduğu yere doğru. Al bakayım sana Hunter. Regroup. Kardeşlerim çok materyal harcadığımız çok kötü bir savaş oldu. Additional critical damage, knockback enemies. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun. Additional critical damage, knockback enemies diyor. Weapon part. Weapon part da çok toplamamız lazım. Biraz tırt çıkıyor bize. Ama sandık çıktı en azından. Sandıktan ne çıktı? State Switcher. İşte bu. Kardeşlerim en sonunda ördeği sniper yapabileceğim. En sonunda ördeği sniper yapabileceğim. Roughly crafted long range rail rifle. Rail gunmış kendisi. Bataryalar ve magnetizma ile ateş ediyormuş. Seni sevdim genç. Smoke grenade bilmem ne, her şey çıktı. Buradan bir de scarab çıktı. Bu arabanın içinde bir şey, o arabanın içinde benim attığım şey var abi. Keriz gibi fırlattım onu ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hani bunun başka bir tabiri yok. Tek kelimeyle keriz gibi fırlattım. Boş yere o parlayan yanan magnetik neyse ışık attık gitti abi. Bir düşman grubu da şurada var bence. Boş yere öyle bir şeyler olmaz çünkü orada. Evet olsun. Bu kadar insan tünelin içinde kapana kısılıp kalmışlar. Burada mıydı acaba o adamlar ya? Buradan mı geldiler? Anlayamadım.
Galiba o adamlar buradaymış ya. Bizim mutantlar buradaymış. Buradan koşturarak gelmişler. Savaşın sesini duyunca savaşa katılmak için. Başka birisi yok gibi mekanda. Neyse. Son bir cesaret şöyle koşturuyorum, evet. Bir de kardeşlerim düşünün ki bütün savaşlara biz ambush diye girdik. Bir de ambush diye girmesek, yani ilk saldırıyı biz yapmasak, onlar saldırsalar sonumuz sakat. Scarab. Not. Üzgünüm. Sevgili Tina. Buradan çıkış yok. Kapana kısıldım. Trafik durdu. Günlerdir hiçbir yere gidemiyoruz. Tünel çöktü. Üzücü bir not. Üzücü bir not. Sad not. Sevmem. Çıkış. Hadi gidelim. Dur bakalım koç. Bu kadar heyecanlı heyecanlı çıkış. Hadi gidelim demeden önce şurada bir şey var. Ben gördüm zaten onu. Bak Rare Scarab dedi. Oy. Düşme sesine bayılıyorum. Oh. Ih. Sen çık. Kardeşlerim, üzerimizdeki ekipmanları bir kontrol etmemiz lazım. Inventory dememiz lazım. Inventory'de şu Dax'a gelip Silent dedi ya hani bu. Şununla bunu değiştirmemiz lazım. Bu üzerinde bir şeyler olduğu için her türlü bundan daha iyi diyor ama bunun range'i iyi. Dax'ı sniper yapacağım ya. Aynı zamanda Dax'ın mutation'larına gelirsek sniping yapmamıza yarayacak bir şey vardır diyecektim. Ekstra %25 weapon range. Eagle Eye. İşte bu kadar. 50 critical chance when shooting from high ground. İşte Dax'ı yukarı çıkartacağım. Uçarak da yukarılara çıkabildiği için zaten kendi bence yukarı çıkabilir bir şekilde tırmanabilir. Bu iyi olacak şimdi. Şunun için 6 puan lazım tabi. Selmacığım, low cover, high cover. Senin de böyle bir şeyler yapman lazım. Ha, twin shot. Senin twin shot atman lazım, anladım. Buna twin shot attıracağız. Bu ikili ateş edecek. Bam bam diye gidip. Selma milleti hareketsiz bırakacak. Low cover'lar ona high cover olarak çalıştığı için Selma da zor vurulacak. Bu ikisinin karışımı gibi Selma. Sniper'la bilmem nenin. Run and gun da verebilirim. High cover da verebilirim. Selma'ya run and gun vermeyeyim ben. Selma kolay kolay vurulmasın izinli özelliği vereyim. Throw range'i artsın mı acaba? Throw range'i artmasın. Bu ikisinin daha maalesef ekmek yemesi lazım. Bu özellikleri alabilmesi için. Silahlarımızın üzerine takacağımız şeyler ha. Silahları değiştirelim. Bir de üzerlerine bir şeyler takabiliyor muyuz acaba? Grenade'in var mı? Molotov'un var. Bir damage ve yakar diyor mekanı. Smoke grenade'in var. Line of sight'ı kapatır. Ateşi söndürür diyor bir de. Hayırlara vesile olsun. Çok da istediğimiz bir şey olmayabilir. Bu aklımızda bulunsun. Kendi ateşimizi söndürmeyelim. Rear switcher. Bunun üzerine yok. Bir şey yok. Sen bunu geri tak. Belki Selma'nın şurada bir tane... Ha, Selma'nın iki pistolü de silentmış ama. 4'e 5 vuran silent pistolü var. Onun yerine 4'e 8 vuran 15 crit, 3 MO, her şeyle daha fazla olan bir pistol var. Sen bunu al Selma. Herkesin birer tane silent silahı olsa yeter. Domuzcum bak şimdi senin şu scatter shotgun. Öncelikle bunu bir çıkaralım, tamam mı? Senin şu scatter shotgun'ın yerine bunu koyalım. Her seferinde silah değiştiriyoruz. Şimdi bu daha fazla hasar, daha fazla crit, daha fazla önemli. Ama sessiz ateş etme özelliğin yok. Senin bir tane sessiz silahın olsun böyle. Bir tane sessiz silahın olsun. Herkesin bir tane sessiz silah, bir tane sesli silah olsun. Bilemedim. Sessiz sedasız iş halletmek istersek eğer sık 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 diye çıkıp hallederiz. Sen de şimdi şöyle bir değişiklik yapayım. Tamam, gayet güzel oldu. Ana silah en başta dursun herkes de. Arka gitmeye gerek yok herhalde. Bilemedim ki. Şöyle bir travel diyelim. Bakalım bizi nereye götürüyor gerçi. Ana gideceğimiz bölgeden önce bir tane daha bölge var. Oraya götürüyor. Gemili bölge. Gemili bölge. Kardeşlerim gemili bölgeye girmeden önce videomuza burada bir ara verelim. Şöyle bir oyunu kaydedeyim. Gemili bölge ve sonrası belki arka dönüş, belki devamı bir sonraki videomuza kalsın.
Vallahi dediğim gibi kardeşlerim, yani büyük bir heyecanla ben de oyun oynuyorum. Umarım sizler de beğenerek izliyorsunuzdur. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.